Şehzadeler şehri Amasya'dayız. Hakikaten bu şehre ne zaman gelsem heyecanlanmaktan kendimi alamıyorum. Ve bu şehre ne zaman gelsem yeni bir yerler, yeni bir şeyler, yeni şahıslar, yeni mekanlar ve olayları öğrenmek durumunda da kalıyorum. Çünkü asırların Amasya'sı burası. Hem tarih hem dinler tarihinin önemli bir merkezi, tasavvufun merkezi, hattın merkezi, Osmanlı şehzadelerinin okulu olan çok özel bir yer burası. Şu an biz sizinle beraber tarihi Amasya'nın biraz yukarılarındayız. Yani Yeşilırmak Nehri altımızda kaldı. Kale hemen karşı çaprazımızda ve kalenin karşısında Bayazıt Külliyesi'ne bakan yakada bir sırtta bulunuyoruz. Burası tarihi Pirler Mevki. Bugün de Pirler Parkı diyorlar. Pirler Mevki dememizin sebebi Halvetiliğin en önemli tekkelerinden birinin Amasya Tekkesi'nin burada olması. Eskiler işi biliyorlar. Bu sırtı tutmuşlar, püfür püfür bu yeşil cennetin içerisinde talebe yetiştirmişler. Allah dostu mutasavvıfların ruhları burada şekillendirilmiş. Ve burada 3 tane önemli şeyh var ki tam arkamda şu görmüş olduğunuz 3 kubbeli enteresan yapı bir Halveti Tekkesi. Tekkeye son şeklini Fatih Sultan Mehmed'in oğlu 2. Bayezid vermiş. Size 3 tane önemli zattan bahsedeceğim. Bir tanesi Yıldırım Bayezid döneminde yaşamış. Timur'un alimlerine resmen meydan okumuş. Onları izam etmiş, çaresiz bırakmış. Bir diğeri Fatih'in babası 2. Murat döneminde yaşamış. O küçücük 5-6 yaşındaki Şehzade Fatih'i omzuna almış, omzunda gezdirmiş. Bir üçüncüsü, o da 2. Bayezid döneminde yaşamış. Ünlü hattat Şeyh Hamdullah Amasya'da vazife yaparken, 2. Bayezid burada Sancakbeyliği yaparken, o da bu arkamda gördüğünüz tekkede halvetilik üzerine insan yetiştirmeye çalışmış. Bu üç büyük adamın üçü de bu gördüğünüz arkamdaki kubbenin altında metfunlar. Hadi gelin bu tarihi Halveti Tekkesi'ne daha yakından bakalım. Ve bu üç zamanın üç farklı padişahına hizmet eden üç manevi büyüğünü yakından tanıyalım. Tarihler 1402'yi gösteriyor. Timur kalkmış ordularıyla Anadolu'ya girmiş. Bildiğiniz gibi Sivas'a geliyor. Oradan Kütahya'ya kadar geliyor. Bursa'ya girmiyor. Ordularının belli kısımlarını belli öbekler halinde kritik Selçuklu ve Osmanlı şehirlerine gönderiyor. İşte bu şehirlerden bir tanesi de Amasya. Amasya'ya gelen askeri birliğin yanında Timur'un önemli ilim adamları da var. Çok garip bir duygu içerisindeyim. Neden? Şu an Amasya'dayım. Amasya'da. Birkaç gün sonra bu saatlerde Timur'un yanında olacağım. Yani bugün günlerden salı. Amasya'dayız. 3 gün koyun. Çarşamba, perşembe, cuma. Cuma günü bu saatlerde Semerkant'ta olacağım. Ve belki de Timur'un kabrinin yanında olacağım. Özbekistan'a gidiyorum. 9 günlüğüne. Orada hem belgesel çalışmamız var hem de yine gruplarımla gezilerim olacak. Yani çok enteresan bir durum. Timur bize anlatıldığı kadar her gittiği yeri yakan, yıkan, insanları asan kesen bir adam kesinlikle değildi. Bunu bilelim. Timur buraya geldiğinde Amasya'ya uğramıyor ama Amasya'da büyük ilim adamlarının tasavvuf büyüklerinin olduğunu biliyor. Amasya'yı askerle değil, Amasya'yı ilimle fethetmek istiyor. Ve buraya bir ilim heyeti gönderiyor. Göndermiş olduğu ilim heyeti buraya geldiğinde başlarındaki zat diyor ki biz Amasya'nın bir ilim merkezi olduğunu öğrendik. Sultanımız bizi gönderdi. Sizin alimlerinizle bir münazara etmek isteriz. Bazı yerde silahla askerle savaşırsın, bazen ilimle vuruşursun. Amasya böyle bir yer. Timur'un ilim heyetinin karşısına Amasya'da alimler çıkıyor. Amasya'da alimlerin başında işte arkamdaki Halveti Tekkesi'nin Yıldırım Bayezid döneminin büyüğü olan Şeyh Şücaaddin İlyas Hazretleri var. 10 tane soru soracağız size diyorlar Timur'un alimleri. Bu 10 soruyu
Bilirseniz bilirsiniz. Bilmezseniz o zaman biz sizi ilmen yenmiş ve belinizi bükmüş olacağız. 10 soruya Şeyh Şücaattin İlyas Hazretleri ve ekibi öyle muhteşem cevaplar veriyorlar. Timur'un alimleri ilzam oluyorlar. Ve yenilgiyi kabul ederek boynu bükük buradan Timur'un yanına gidiyorlar. Timur, Şeyh Şücaattin İlyas Hazretleri'nin ilmini alimlerinden duyunca hayran oluyor. Onu oğluyla ve yeğeniyle beraber buraya çağırıyor. Buraya derken kastettiğimiz yer o gün Timur'un bulunduğu Şirvan bölgesine. Ve gidiyorlar. Timur Anadolu'yu terk edip tekrar Semerkant'a, Orta Asya'ya dönene kadar onun yanında kalıyorlar. Timur ayrılırken vedalaşıyorlar ve dönüp tekrar Amasyalarına geliyorlar. Şeyh Şücaattin İlyas Hazretleri vefat ettiğinde bu gördüğünüz mekanı şereflendiriyor ve buraya defnediliyor. Peki sonra? Sonra tabii Fetret Devri başlıyor. Fetret Devri'ni Amasya ve Merzifon bölgesinde Fetret Devri'ni geçiren Çelebi Mehmet noktalıyor. Osmanlı ikinci kurucusu oluyor. Çelebi Mehmet'in ölümüyle tahta ikinci Murat geçiyor. İkinci Murat'ın oğullarından Ahmet Amasya'da sancak meleği yapıyor. Ve Ahmet yanında küçük kardeşi Alaaddin ve en küçük kardeşi ileride İstanbul'u fethedecek olan Şehzade Mehmet yani Fatih. Boy boylar buraya tekkeye bu büyük zat Şücaattin İlyas Hazretleri artık ölmüş. Onun oğlunu ziyarete geliyorlar. Oğlu kim? Şeyh Celaleddin Hazretleri. Hadi gelin tekkeye biraz daha yaklaşalım. Evet, bugün her ne kadar burası 3 birimden oluşan bayanlar ve erkekler mescidi ve ortada türbe gibi gözükse de aslında burası tekkeye son şeklini veren ikinci bayanısının yaptırmış olduğu mutasavvıfların gönüllerini eğittikleri bir mekan. Şu pencerenin alınlığına bakmanızı isterim. Bakın, tekkenin orijinal, günümüze orijinal gelmiş pencerelerinden bir tanesi. Kilit taşına baktığınız zaman orada bir halveti sikkesi görüyorsunuz. Ve sikkenin yani halveti külahının iki kenarında iki tane de teber görmekteyiz. İki tane de teber. İşte burası böyle önemli, özel bir mekan. Ne oluyor? Bahsetmiş olduğumuz Şeyh Şücaattin İlyas Hazretleri'nin oğlu Şeyh Celaleddin Hazretleri buradayken 2. Murat'ın büyük oğlu Ahmet burada sancak beyi. Ortancı oğlu yani büyük oğlu Ahmet o zaman 14 yaşında. Bir küçük oğlu Alaaddin 12 yaşında. En küçük oğlu Şehzade Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet daha 5-6 yaşlarında. Buraya geliyorlar. Bu halveti tekkesinde Şeyh Şücaattin İlyas'ın oğlu olan Şeyh Celaleddin Hazretleri'ni ziyarete. Geldiklerinde Şeyh Efendi onları ayakta karşılıyor. En küçüğü Şehzade Mehmet'i kucaklıyor ve omzuna alıyor. Diğer iki şehzadeyi önüne katıyor ve beraberce yürüyorlar. Uzaktan yüzlerce Amasyalı bu manzarayı seyrediyor. Gönül gözü açık olanlar acı acı tebessüm ediyorlar. Manzarayı çözüyorlar zira. Diyorlar ki bu en küçüğünü omzuna aldığına göre ileride o sultan olacak. Diğer ikisi bu mürüvveti göremeden vefat edecek. Hakikaten 2 ay sonra Amasya Sancakbeyi 2. Murat'ın büyük oğlu Ahmet vefat ediyor. Bir süre sonra Alaaddin vefat ediyor. Ve 2. Murat'ın yerine Osmanlı tahtına Şehzade Mehmet. İleride Fatih olacak. Fatih Sultan Mehmet geçiyor. Amasya Kalesi tam karşımızda. Güneşin vurduğu yerde belki çok iyi görmüyorsunuz. Önümüzde muhteşem bir yeşil ırmak. Ve altımızda bir başka tekke. Bu da çok güzeldir. Öğrenci odalarıyla, şeyh makamlarıyla çok özel bir mekandır. Biz asıl konumuza, tekkemize geri dönelim. Üçüncü bir şeyhten daha bahsedeceğim. Ne dedik? Şeyh Şücaattin İlyas Hazretleri dedik. Oğlu Şeyh Celaleddin dedik ve sıra geldi torununa. Torun kim? Torun
O da önemli bir isim. Yani Şeyh Hızır diye geçiyor. Onun yaşadığı dönem 2. Bayezid dönemi. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu dönemi. 2. Bayezid burada sancakbeyliği yapmış. Yavuz Sultan Selim Amasya'da dünyaya gelmişti. Ve o günlerde Şeyh Hamdullah, ünlü Hattat Şeyh Hamdullah da Amasya'da Şehzade Bayezid'e hocalık yapmaktaydı. İşte onun döneminde Şehzade Bayezid sık sık bu Halveti Tekkesi'ne geliyor ve burada da o manevi havadan istifade etmeye çalışıyordu. Artık içerideyiz. Az önce dışarıdaydık. Amasya'dayız. Pirler mevkiindeyiz. Amasya Kalesi'nin tam karşısında. Üç kubbeli bir yapı. Şu an içinde bulunduğumuz bu yapı aslında bugün ayakta olmayan eski büyük Halveti Tekkesi'nin ana dershane binasıymış. Yani Şehzade Bayezid burada sancakbeyliği yaparken 2. Bayezid o günlerde tekkiye böyle bir ana harim yaptırmış. Baktığımız zaman iki tane yan kubbe görüyoruz. Şu an bu yan kubbedeyiz biz. Burası günümüzde hanımlar mescidi olarak hizmet veriyor. Orta bölüm büyük kubbe. Büyük kubbenin altı tekkenin şeyhleri ve şeyhlerin eşleri, hanımefendilerin makamları, kabirleri. Üçüncü bir kubbe var az ileride. O da bugün erkekler mescidi olarak hizmet veriyor. Gelin bu mübarek makamlara, kabirlere biraz daha yaklaşalım. Şimdi, bakın en başta size göre solda bir zat görüyorsunuz. İşte bu zat Yıldırım Bayezid döneminin buradaki Halveti Tekkesi'nin şeyhi olan Şeyh Şücaaddin İlyas Hazretleri. Onun yanında ki Yıldırım Bayezid'in döneminin alimiydi, Timur'un alimlerini izam eden zat kendisiydi. Onun yanında oğlu Şeyh Celaleddin Hazretleri Medfun oraya sırlanmış. Şu an ortada gördüğünüz zat. O 2. Murat döneminin alimi Fatih Sultan Mehmed'i omzuna alıp gezdiren zat işte bu zattı. Ve onun da yanında Şeyh Hızır Hazretleri var ki o da Şeyh Celaleddin'in oğlu. O da 2. Bayezid döneminin çağdaşıydı ve 2. Bayezid'le bu tekkede çok meşkleri vardı. Ve hemen önümüzde gördüğünüz bu hanımefendilere, annelerimize ait kabirlerde bu tekkenin şeyhlerinin eşleri ve onlara ait kabirleri burada görmekteyiz.